Şimdi ben daha önceki cemleri pek bilmem. Yalnız ben kendim aşağı yukarı 30 seneyi geçti cemlere girdim. Cemlerde hemen hemen sadece bir dede bir baba postuna oturmadım. Göççü postuna oturdum. Saka postuna oturdum. Pernalık yaptım. Cem Erkan yürüdü de biz daha önceki Erkanları bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü bizim atalarımız yürütmüş. İşte ben askerden geldikten sonra ikrar verdim. Cem'e girdim. İşte Cem'de aşağı yukarı 5-6 sene sakalık yaptım. Hala devam eder. Ocak olayı yoktur bizde. Sadece ben ikrar vereceğim zaman ben karşımda bir baba tutarım. Rehber. Mesela diyelim ki sen benim rehberim olacaksın. Ben senin eteğine yapışırım. Sen duanı okursun. Beni rehberliğe kabul edersin. Yolumdan geçirirsin. Nasılsa. Şimdi bizde dede kavramı yoktur. Baba kavramı vardır. Baba da bir parça bilgisi varsa, bu yola da sahip birisi ise onu baba yaparız. Bizde babayı bütün kardeşler seçer. Mesela falan adam bunu dede yapıyor. O dede de gider bir dededen hüccet alır. Hücceti aldıktan sonra da gelir postuma oturur. Hüccet dediğimiz yani ondan bir şey alır. Tarikat şey alır. Rızalık alır. Hüccet demek rızalık demek. Rızalık almadan olmaz. Rızalık alacak. Mesela şimdi şu kapıdan burası Cem evi. Şu kapıdan giriyoruz. Eşik gözüm, çırak gözüm, meydan yüzüm der girersin. Yani eşiğe özünü bağlıyorsun, çırağa gözünü bağlıyorsun, meydana da özünü bağlıyorsun. Hiç kimsenin ailesine ters gözle bakmamak şartıyla oturduğu postu hak etsin dedi diyor. Sen oturduğun postu neyle hak edeceksin? Bilgiyle. Şimdi bizim tekke köyünde bir kardeşimiz öldüğü zaman, vefat ettiği zaman onun cebini yaparsın. Üç gün evinde yemek pişmez. Üç gün millet yemeğini cenaze evine getirir. Üç günden sonra o cenaze evinde yemek yapılır. O zaman o cenazenin yemeği verilir. Baba bu cenazenin duasını eder. O gider şeyde kabristanlıkta kabirine okur gelir. Yani bizde şimdi Arapça hiçbir şey yoktur. Bizde hepsi Türkçedir. Cenazede değiş olmaz. Sadece cenazeyi şeyden evinin önünde yıkadıktan sonra imam duasını okur. Canım imam kendi köylümüz. Üç gün. Üç günden sonra o cenaze evinde cenazenin yemeği verilir. Yemeği bittikten sonra da orada sadece imam değil bizim babalarımız dua eder. Tarikat duası yani. Şeriat duası değil. Tarikat duası olur.